Gün boyu 5 gündür aslında devam ettirdiğimiz yayınlarda şimdi özel bir konuğumuz var. Şanlıurfa'dayız. Akçakale'deyiz. Yani misafir olduğumuz kentte bu kentin yöneticisiyle birlikteyiz. Bu akşam Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül konuğumuz. Konuşacağımız çok başlık var. Başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Siz de bu şehre hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten bir operasyon sürecindeyiz. Çok ciddi, tarihi bir gün yaşıyoruz bugün. 5 günlük Barış Pınar operasyonunun en önemli günüydü bugün. Ve benim bugüne dair çok önemli izlenimlerim oldu Akçakale'den. Birazdan hem size aktaracağım hem birlikte konuşacağız. Misafirperverlikleri için Şanlıurfa halkına programın başında canı gönülden teşekkür ediyorum. Önce onu söyleyeyim. Teşekkür ederim ama bir tarafımızda tabii telabiyat, savaş var. Türk ordusunun hareketi var orada. Ama bir de şunu da ifade edeyim. Burası bereketli toprakların, hilalın uç kısmı ve pamuğun şehri. Başkanım, biz Akçakale diyoruz ya. Evet. Biz Harran Ovası'ndayız aslında, değil mi? Aslında Harran Ovası'ndayız tabii ki. Ya Evet. bir ufak anlatarak başlayalım mı? Evet, şu Harran Ovası, Harran ismini alan ilçemiz buradan 40 kilometre ileride ova sınıra kadar devam ediyor. Hatta ilerisinde de devam ediyor. Tabi sulamalar bu bölgeye kadar devam ediyor. Burası Türkiye'nin %50 orandaki pamuğunu üretiyor. Ve çok kaliteli bir pamuk. Ve burada bu topraklarda her şey yetişiyor. Onu söyleyeyim. Çok da güzel insanlar yetişiyor. Teşekkür ederim. Şimdi konuğumuz Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. Konuşacağımız bir sürü başlık var. Bugün Barış Pınarı Harekatı'nın 5. günündeyiz ve önemli gelişmeler oldu. Talabiyat'ın merkezine girildi ve PYD, PKK buradan çıkarıldı. Yani 5 günlük sürecin en önemli aşaması buydu. Şu anda Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Talabiyat'ta artık orayı özgürleştirme aşamalarına geçti. Bugünle ilgili izleniminiz ne? Ben dünden bugüne ilçelerimizi, 3 tane sınır ilçemizi dolaşıyorum. Dün ben Ceylanpınar ilçemizdeydim, Akçakale ilçemizdeydim, yine Suruç ilçemizdeydim. Yani buraya geldiğimiz zaman halkımızın moralinin çok yüksek olduğunu görecek insanlarımız. Ve buradaki insanlar sanki böyle bir günü bekliyorlardı. Neden? Çünkü öz yurdu biraz ötede olan, öz yurdu olan insanlar buralarda çadırlarda yaşıyorlardı. Aslına bakarsan en büyük sıkıntıyı gören insanlarla yüzleşen buradaki insanlardı. Onların acılarını, sıkıntılarını yakından gören insanlar buralardaydı. Mesela şöyle diyeyim, ben bunu hep söylüyorum. Efendim, bu mülteci tek kelime içerisinde ifade edilemez. Gelin bakalım, mülteci dediğinizin içerisinde bir çocuk var. O çocuk aç, o çocuk susuz, o çocuk evinden ayrılmış, oyuncaklarından, arkadaşlarından ayrılmış bir çadırda. Ya babası yok, ya annesi yok, ya kardeşi yok. Parçalanmış bir aile ve bir çadırda yaşıyor bu. Yine kadınımıza baktığımız zaman, kadınımız burada kendi evinden, yurdundan ayrılmış. Biraz ötede konteyner kent var. Orada yaşıyorlardı. Daha sonra konteyner kentler kapatıldı. Şehre geçtiler. Ama düşünün ki bu insanlar 2011 yılından bu yana efendim ben evime ne zaman döneceğim diyordu. Aslına bakarsan bugün Akçakale'de siz de sevinç gördünüz. Hareket başlamadan önce bu sevince biz şahit olduk. Neden? Efendim bu zulüm bitiyor. Bu haksızlık Bugün bitiyor. kutlamalar vardı Evet. Akçakale'de. Evet. Ben dün de Akçakale'deydim gün boyunca. Şehir merkezindeydim. Esnafla konuştum. Bu sabah saat 7'de oradaydım. Bir de akşam saatlerinde gittim. Bir gün içerisinde şehirdeki hava inanılmaz değişmişti. Herkes sokaklardaydı. Herkes birbirini tebrik ediyordu. Ellerinde Türk bayrakları. İnsanlar bir şeyler dağıtıyorlardı. Kutlama Evet. yapıyorlardı. Evet. Siz dediniz ya bugünü bekliyorlardı diye. Evet. Bugünü sadece Akçakaleliler beklemiyordu. Talabiyat'tan, Rasulayn'dan gelen Suriyeliler de bekliyordu. Kesinlikle. Şimdi ben böyle bir dönemde efendim
sınırın ötesinde hareket var ordumuzun, kahraman ordumuzun. Benden ne talep edilir diye çok bekliyorum. Ama en çok ne talep edildi biliyor musun? Bayrak. Evet. Az önce de biri için sizden söz aldım. Evet. Şimdi birçok insan kendi imkanlarıyla bayrak bayraklarını evlerine asıyorlar. Ama biz de Büyükşehir Belediyesi olarak talimat verdik. Halkımızın bayrak talebini karşılayın diye. Buradan duyuralım o zaman. Şanlıurfa'da isteyen herkesin bayrağı, evet. Türk bayrağı Büyükşehir Belediyesi tarafından kesinlikle bizim hediye edilecek. Hediye edilecek. Evet. Tamam. Şanlıurfa'da her eve bir bayrak diyoruz. İnşallah. Başkan. İnşallah. Şimdi Akçakale'deyiz. Ben Akçakale ile ilgili izlenimlerim var ama siz Ceylanpınar'ı ve Suruç'u da biliyorsunuz. Evet. Gittiniz. Orada da çünkü mevziler var. Evet, evet. Mesela Ceylanpınar'da durum nasıl? Şimdi Ceylanpınar'a gittiğimiz zaman da ziyaretlerimiz oldu. Birkaç yerden dumanlar çıkıyor ama insanlar hayatlarını hiç bozmuş değiller. Biz bir dostumuzun evinde yemeğe giderken ilerimizde bomba sesleri geliyor. Ama şu çok dikkat çekici. Hastaneye gittim. Doktorumuz canla başla çalışıyor. Diyor ki bu hastanenin etrafına 30 tane havan atıldı. Hastaneyi isabet ettirmek istiyorlar. Yani bizim insanımızın orada eğer bu insanlar gerçekten inançlı bir insan olsalar hastaneyi hedef almazlar. Yaralıları hedef almazlar. Sivillerin evini hedef almazlar. Sivillerin evini ve gördüğünüz gibi ilk şehit olan 9 aylık bir Muhammed. Neden? Efendim işte bunu bugün gördüğümüz zaman onların nasıl insanlar olduğunu anlamakta da güçlük çekmiyoruz. Zaten isimle terörist demişiz. Evet. Sivillere yapılan tüm saldırıların karşılığı terörizmdir zaten. Evet. Ve şimdi ben şunu soruyorum. Bütün insanlığa soruyorum. Burada Şanlıurfa'daki Türkiye'de 3,5 milyon civarında resmi, kayıtlı, evet, kayıtlı mülteci vardı, Suriyeli vardı. Ve bunlar öz yurtlarından, vatanlarından ayrılmışlardı. Şanlıurfa'da ne kadar? 428 bin şu anki resmi rakamlar. Peki bu insanlar uzun süredir kendi memleketlerinden ayrılmış bu insanlar için ne düşünüyordunuz? Yani onlara sormak lazım. Bu kurumlar, Birleşmiş Milletler veyahut da başka bu tür kurumlar, insan haklarına ilişkin kurulmuş kurumlar, ne düşünüyorsunuz bu insanlar için? Allah aşkına çıkın, deyin ki biz bunu düşünüyorduk. Tek bir düşünceler oldu bugüne kadar. Aman şu mülteciler bize gelmesin de ne oluyorsa olsun, 100 tane mülteci gelecek olsa neredeyse ülkede bir oylama, referandum ilan edecekler. Ne oluyor size? Sonra dönüp diyorlar ki biz bunlara birazcık yardım ettik. Biz de onlara dönüp diyoruz ki ben buradan diyorum. Ama bu iş bitti. Sonuna geldik Allah'ın izniyle ama. Biz sizin düşündüğünüzün 3 katını, 4 katını verelim de siz bir tane kabul eder misiniz burada? Ve oraya gittiği zaman bu mültecilerimiz için bakış açınız nedir? Gözleriniz onlara nasıl bakıyordu? Ve vücut dilinizle ne söylüyordunuz? Çekin gidin. Evet. Defol. Defol. Yani bunu diliyle söylemezse vücut diliyle söylüyor. Ama biz ne dedik bunlara? Merhaba dedik. Hoş geldin dedik. Bugün onların sevincine ortak oluyoruz. Mutlu oluyoruz. Ve bunu yapan insanlara, YPG, PYD bu terör örgütlerine siz ne dediniz? Arka çıktınız. Silah gönderdiniz. Bunu nasıl izah ediyorsunuz? Peki buradan giden bilgileri nasıl ters yüz ettiniz? Nasıl onları akladınız? Bu insanlık adına yapılacak şeyler miydi? Ve kendi memleketlerinden, evlerinden uzaklaştırılmış bu insanlar için ben dünyaya sesleniyorum. Bu konudaki gerek yardım örgütlerine, gerek düşünce örgütlerine, gerek de karar mercilerine. Bir de uluslararası medyaya seslenelim. Evet. Yani bu konuda vicdanınız size ne dedi bugüne kadar? Allah aşkına biz de bilelim bunu ya. Vicdanınız ne dedi size ya? Yani bir gün demedim ya senin çocuğun böyle olsa sen 3 gün evinden ayrılsan ve çok iyi bir hayat yaşasan dahi sana deseler ki evinden ayrıldın ömür boyu burada yaşayacaksın desen ki onlar böyle bir refah içerisinde yaşamadılar. Ne düşünürsün? Ve bu insanlar oradan buraya gelirken keyiflerinden gelmediler. Kimyasallardan kaçtılar. Fosfor bombalarından kaçtılar. Ve
Zoraki geldiler. İyi bir hayat yaşamak için gelmediler. Canlarını kurtarmak için geldiler. Ve burada kendi memleketlerindeki yaşamın çok azını bulabilir. Nerede olursa olsun bir başka ülkeye sığınmış insanlar. Efendim bizler de bunlara biraz destek çıkalım dediniz mi? Hadi savaşı durdurma noktasında eğer böyle bir savaşın çok azı, böyle terörün çok azı bir Batı ülkesinde olsa, olsun istemiyoruz. Elbette ki orada da olmasın. Ama 9-10 ülkenin lideri kol kola giriyor ve biz burada bir kıvılcım dahi istemiyoruz derken Orta Doğu yangından niye seyirci kalınıyor? Bir sürü hesap var. Sınırlarımızın ötesinde bize dair, bu topraklara dair, bizim gönül coğrafyamıza dair, yani siyasi fiziki coğrafya değil, gönül coğrafyamıza dair hesaplar yapıyorlar. Bu çok net. Yani aslında Talabiyat'ın Akçakale'den bir farkı olmadığını biz iyi biliyoruz ama onlar da iyi biliyorlar. Yani Talabiyat'la Akçakale zaten kelime olarak da aynı. Ama bir de gerçekler var. Bakın ben şunu söyleyeyim. Şu gerçekler şöyle. Osmanlı İspanya'da Yahudiler katledilirken bir insanlık adına gidiyor onları alıp Osmanlı'ya getiriyor. Efendim bu benden değil, benim inancımdan değil, benim ırkımdan değil deyip seyirci kalmak insanlığa yakışan bir şey değil. İsterse hiçbir insanlık örgütü olmasın. İnsan hakları evrensel bildirisi olmasın. Birleşmiş Milletler olmasın. Bu çok anlamsız. Mesela şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanımız dünyaya seslenirken aslına bakarsan bir değer arkasına alıp da efendim bizim inancımızı arkasına alarak demiyor. İnsanlık değerlerini ortaya koyarak diyor. Bakın diyor ki siz diyor demokrasiyi kabul ediyorsunuz. Demokrasi çoğunluk sistemidir. Ama bunu bilin ki sizin güvenlik konseyiniz var 5 kişi. Dünya bu 5'ten büyüktür. Bunu görün artık. Dünyaya kulağınızı açın. Dünyada neler oluyor bitiyor. Bu 5 ülkenin çıkarına göre dünya dizayn edilmemesi gerekir. İşte dünya 5'ten büyük olduğunu anladığı zaman benim kanaatimce bu zulümler de bitecek inşallah. Bugünkü sevinç başka anlamlar da doğurdu. Evet. Ne dedik? Akçakale'deki Talabiyatlar diyor ki biz kapının bir an önce açılmasını istiyoruz. Evet. Evlerimize dönmek istiyoruz. Evet. İşimize dönmek istiyoruz. Sınır kapısı çok önemli değil mi? Sınır kapısı önemli. Aslına bakarsan bu kapılar çekildiği zaman iki tarafın akraba olan bağları devam etmiş ama araya bir sınır girmiş. Tel örgü çekilmiş. Evet. Şimdi bayramlarda, seyranlarda bu insanlar birbirlerine gitmek gelmek konusunda devletten izin alırlardı. Gidip gelirlerdi. Çünkü o bir, iyi bir gelenekti zaten. Evet. Dayısı orada, amcası orada, kız alıp vermeler devam etmiş, akrabalıklar devam etmiş. Buradaki herhangi bir ailenin akrabalık bağı orada devam etmekte. Bu insanların arasına sınır çekmişsiniz ama gönüllerine bu sınır çekilmemiş. Ve duygularına, akrabalık bağlarına bu sınırı çekmemişler. İşte uzun süre terörün işgal ettiği bu bölgede insanların bir tarafı yokmuş gibi yaşadılar. Ve yine gelen bir tarafı oradan göç eden işlerini sızlatarak yaşadılar. Bunu efendim ben buraya geldiğim zaman seçim konuşmalarımda da ifade ediyordum. Bakın diyorum size çok görev düşüyor. Akçakale halkı diyorum. Neden? Siz buradaki yaşananları çok iyi görüyorsunuz, hissediyorsunuz, size anlatılmıyor. Bizzat içindesiniz diyorum. Bu nedenle de bunu siz insanlığa anlatacaksınız. Diğer insanlara siz ulaştıracaksınız. Çünkü gören, yaşayan, bilen yürekten anlatır. Bu nedenle bu konuşmalarımda bunu çok ifade etmişimdir. Tamam. Bir son dakika bilgisi paylaşacağım izleyicilerimizle. Evet, TVNET izleyicileri, Akçakale'de özel yayınımız var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı konuğumuz ama bir son dakika gelişmesi var. Milli Savunma Bakanlığı az önce yeni bir rakam açıkladı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525. Gün içerisinde 490'dı bu rakam. 525 olduğunu paylaştı az önce Milli Savunma Bakanlığı. Ben de bu son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olayım. Devam edelim. Evet. Sınır kapısının sembolik anlamının dışında
ticari bir karşılığı var bölge için. Kesinlikle. Şimdi burası efendim bereketli topraklar. Biraz önce de ifade ettik. Aslında burada üretilenler dünyanın da ihtiyacı var. Ama bizim bir dönem bu sınır alışverişimizde gerek bölgemizde gerekse ülkemizde çok büyük bir değer kattı ve hareketlilik kazandı bu bölge. Sınır bölgesi açıldığı zaman insanlar sınır bölgesi açıldığı zaman değil de sınır kapısı açıldığı zaman insanlar kendi ülkesine döndüğünde elbette ki orada restorasyon hareketleri başlayacak. Yeniden yapılanmalar başlayacak. Benim kanaatimce bu yeni alışverişler, yeni bir ticaret getirecek, yeni bir bereket ve hareket getirecek. Bir öngörünüz var mı? Yani ne zaman bu yeni düzen kurulur, kapı ne zaman açılır, gidiş gelişler ne zaman rahatlar? Bir öngörünüz var mı? Tabii şurada askeri bilgilere sahip değiliz. Fakat şunu ben ifade edeyim. Buradaki insanların gönlünden geçen bir kelime var. Hemen. Yarın sabah. Zaten bir oraya doğru bir gidiş başladı. Emniyet güçleri ben gördüm. Evet. Dur dediler, nereye gidiyorsunuz? Durun. Yani. Şimdi buradan insanların gelişindeki acıları duyduk. Ben o zaman da birçok zaman geçmiş dönemde il başkanlığım var. Bana telefonlar geliyordu. Mesela ana geliyor buraya. Çocuğu tabii ki bir takım işlemler var. Çocuğa bakıyorsun gitmiş. Tele örgü falan dinlemiyor. Asker dinlemiyor. Onların arasından haykırarak çocuğunun peşine düşüyor. Yani düşünün. Anneler ne ızdıraplar yaşadı. Ve birçok belki de çocuğu orada terör örgütlerince şehit edildi, öldürüldü ve bırakıp geldi. Yani burada aslına bakarsan gözyaşı var. Burada haksızlık var, zulüm var. İşte bugün aslına bakarsan insanların sevinci buna, bayramı buna. Efendim bu bitiyor artık. İnşallah burada gözyaşı bitecek. Ve terör bölgesi olarak inan edilen bu koridor inşallah bir sevgi ve kardeşlik bölgesi olarak kalacak. Güvenli bir bölge olarak kalacak. Huzur bölgesi olarak ilan edilecek. Ve buradan bizim tek bir temennimiz var. Bu mesele, bu insanlık meselesi sadece Cumhurbaşkanımızın meselesi olmaktan çıksın. Bir insanlık meselesi olsun. Ve vicdanı olan her insan, her ülke, her kurum, bundan sorumlu olan kurumlar artık onlar da seslerini yükselsinler. Eğer birilerinin tesiri altındaysalar, işleri ters yüz ediyorlarsa, bilgileri belgeleri ters yüz ediyorlarsa onlardan da insanlık adına adımlar bekliyoruz. Şimdi Talapyat'ta bir düzen kurulacak. Rasulayn'da bir düzen kurulacak. Buranın yeniden imarı, inşası, fen işleri, altyapısı ve sınırında siz varsınız. Burayla ilgili planınız var mı? Şimdi Cumhurbaşkanımızın ifadesinde ki bu doğru bir ifade. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişse bizim ona bir sözümüz yok. Suriye'nin üniter yapısı korunmalıdır. Bu bizim kardeş ülkemizdir. Ama bizim katkımız ne olacak? Bakın biz Avrupa ile birlikte yaşıyoruz. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girme noktasında da birçok uyum yasasını çıkaran bir ülkeyiz. Bizim yasalarımız Avrupa Birliği ile uyum içerisinde. Kurumlarımız Avrupa Birliği ile uyum içerisinde. Kurallarımız Avrupa ile uyum içerisinde. O zaman Avrupa'nın ve Batı'nın veya bu kurumların bir art niyet aramaksızın buradaki kurumsallaşmada, burada uyumda bizim yaptıklarımızdan bir art niyet aramasınlar. Efendim şunu düşünmesinler. Ya bunlar bunu niye yapıyorlar? Evet, bu insan eğer Avrupa kendisi bir takım doğru kararlar verdiğine inanıyorsa, bir doğru yere geldiğine inanıyorsa, bu tür yasaların ve kuralların sınır ötesinde de uygulanacağı konusunda efendim bizden art niyet aramasın. Cumhurbaşkanımızın ifadesinde bulunduğu üniter devlet yapısına bu ülkenin insanları da saygılıdır. Oradakilere de saygılı. Aslında biz bunu gösterdik. Evet. Fırat Kalnı, Zeytin Dalı harekatlarından evet. Sonra kontrol altına aldığımız noktaları işte orada şehir nizamının kurulması için
bir yatırım politikası, bir düzen politikası oluşturuldu. Evet. Ve çok da katkısı oldu. İşte gidenler oldu, yeniden hemen topraklarına, evlerine gidenler oldu. Yani güvenliği sağlamak esas, oradaki sivil halkı korumak esas. Sivil halkın standart ihtiyaçlarının giderilmesi için bir çalışma yapmak da esas. Tabii. Yani bu ihtiyaçlar sadece bir gıda ihtiyaç değil, günlük ihtiyaç değil. Kurumsal ihtiyaçlar var, yasama ihtiyaçları var. Ne bileyim yani kurallar var. Sosyolojik bir takım ihtiyaçlar var. Bunlar elbette ki sen onu alıp oraya götürdüğün zaman 7 yıl bir travma yaşamış bir topluluğun yanında olmak ve onların ihtiyaçlarına umursamamazlık etmemek gerekir diye düşünüyordum. Evet, biz bunu yapmıyorsak, yapılmasını istemiyorlarsa, işte insan haklarıyla ilişkin kurumlar gelsinler, harekete geçsinler. Buranın halkıyla, bizlerle beraber çalışsınlar. Bu işi, bu restorasyonu beraber yapalım deriz. Ya buna açıksınız zaten. Evet, yani ben Türkiye'nin buna açık olduğunu biliyorum. Ülkemizin evet. buna açık olduğunu. Çünkü bizim kurumlarımız Avrupa Birliği ile beraber uyum içerisinde yürüyor biliyorsunuz. Ya yeter ki birileri bir yerden tutsun bir de, değil mi? Kesinlikle. O bir sorun değil mi? Yani böyle sadece Recep Tayyip Erdoğan çıkacak, konuşacak, sahiplenecek, evet. işte kendini öne atacak. Bir... Ondan sonra da yaptıklarımızda bir art niyet arayacaksınız. Böyle olmaz. Gelin, evet, bu ülkeyi tanıyın, sınırın öte tarafını görün, insanların ihtiyaçları neler olduğunu görün, bunlara bir bakın. Ama ben neden bunları söylüyorum? Bu insanlar uzun süre bu topraklarda yaşadıklarında yine burada farklı şeyler çıkarmak istediler. Efendim, söylentiler çıkarmak istediler. Biz bunların hepsini tabii ki reddediyoruz. Onlara şunu diyoruz: gelin, görün diyorduk. İçerideki kamuoyunu da biraz konuşsak mı? Hani Türkiye evet. genelinde biraz zoraki, biraz geç kalınarak da olsa bir birlik beraberlik görüntüsü verildi. Yani özlenen bir tablo vardı. O tam olarak çıkmasa da ortaya çıktı ve takdir de topladı. İşte muhalefet liderleri açıkça desteklerini verdiler. Bazıları gerçekten hiç amasız cümleler kurdular. Devlet politikasının yanında durdular. Şanlıurfa'nın iç kamuoyunda nasıl bir şey var? Evet, yani Şanlıurfa'ya gelip görülmesi gerekir. Şanlıurfa'da gerçekten birçok insan şunu söylüyor. Bana da müracaatlar oldu. Ya bu sınır ötesi harekette bana diyorlar görev verin, ben de gideyim orada savaşayım diyen insanlar çok fazla. Askerimizle birlikte olayım diyenler çok fazla. Ama böyle bir ihtiyaç olmadığını onlara söyledik. Halkımız bir kere bırakın bu birlik ve beraberliği ötesinde askerimizin yanında olmak, onunla beraber savaşmak istiyordu. Bu noktadayız. Bunun dışında efendim bir sevinç var. Bir birlik ve beraberlik var. Kamuoyu bunu tabii ki çok olumlu karşıladı. Çünkü buranın kamuoyu burada yapılan haksızlıklara en yakın olan insanlardı. Bugün de bu birlik ve beraberliği görürsünüz. Urfa'ya geldiğiniz zaman sevinci görürsünüz, bayramı görürsünüz, heyecanı görürsünüz. Ver elime silahı, ben de gideyim diyen insanları görebilirsiniz. Bu şeyi de ortadan kaldırdı biraz. Hani zaman zaman bir takım provokasyonlar oluyordu. Kötü niyetli çıkışlar oluyordu. Irkçı, faşizme varan cümleler kuruluyordu. İşte Suriyeliler üzerinden Türkiye'deki Türk vatandaşlarının da böyle tahrik edecek, provoke edecek, sinir uçlarıyla oynayacak bir takım cümleler kuruluyordu. Onlar da kırıldı herhalde, değil mi? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bakın, evine dönmek isteyen insan için ne denilebilir? Evet, bunu yapan, provokasyonu yapanlar var ve bu yanlışa düşenler var. Ama burada hangi haklı noktadan hareket ediyorsun? Buradaki yaşayan insanların evleri orada ve bu insanlar evlerine dönmek istiyorlar. Neden dönmesin diyeceksin? Neden? Bu demografik yapıyı değiştirmek isteyenlerin fikrine neden katılınmak gerekiyor? Bu insanları mutlu etti mi? Orada yaşayanları mutlu etti mi? Hayır. Burada gelip mülteci olanları mutlu etti mi? Hayır. Kim ister mülteci olmayı? Evet, kimi mutlu ediyor bu? Sormak lazım. Kimi mutlu etti bu iş? Evet, bu işin gerisinde düzenleyen insanlar dahi, kötü niyetle, art niyetle hareket edenler de bugün
çıkmazı gördüklerini düşünüyorum. Bir takım işte emperyal ülkeler, biz burayı karıştırırsak belki bir fayda umuyorlarsa, benim kanaatimce onlar da bundan, bu sokağın çıkmaz olduğunu gördüler. Şimdi arada son dakika gelişmelerimiz de oluyor. Ekrana yansıtıyoruz. Ben bir taraftan da onlara bakıyorum. Kritik bir hattı M4 karayolunun kontrolünün sağlanması. Şu anda TNT'nin son dakikası olarak da ekranda duruyor. Onu da aktarmış olalım. Operasyon başarılı bir şekilde gidiyor. Evet. Beşinci gündeyiz. Evet. Sizin böyle bir öngörünüz var mıydı? 5 günde bu kadar hızlı bir şekilde mesafe kat edilebileceğini düşünüyor muydunuz? Şimdi siz çünkü öncesindeki hazırlık süreçlerine de biraz şahitsiniz. Şimdi şöyle, ben bu Amerika askerlerinin geriye çekildikten sonra bizim askerimize çok fazla mukavemet edemeyeceklerini düşünüyordum. Neden? Artık bizim askerimiz oldukça tecrübe kazanmış. Ben hatta dün gece şunu düşünüyordum, kendi yakın çevreme söyledim. İnşallah sabaha doğru Talabiyat'a bayrak çekilecek, Türk bayrağı çekilecek diye söylüyordum. Bir 6 saat yanılmışsınız. 6 saat yanıldım. Çünkü artık bizim tecrübeli bir ordumuz var ve Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önemli bir kısmını kendim ürettiğimiz silahlarımız var ve bunu, bu donanımı çok iyi kullanan uzmanlarımız var. Bu konuda halkımızın artık ordumuza ve kendisine güveni çok artmış durumda. Yani bu bana mahsus bir şey değil. Buradaki insanların birçoğuna mahsus bir şey. Ordumuz bunu kısa sürede bitirir diye düşünüyorduk. Bir şey söyleyeceğim. Ben sabah Akçakale'de insanlarla konuşurken iki kişi bana bugün öğlen bayrak çekilir dedi. Öyle mi? Ya vatandaşların da bu bilinçte olması, bu kadar meseleyi sahiplenmeleri, taktik ve stratejik bir takım öngörülerde bulunmaları da bana biraz ilginç geldi. Yani aslında onlar bölgeyi çok tanıyorlar. Karşı tarafı da çok iyi biliyorlar. Avuçlarını çekip biliyorlar. Avuçlarını çekip biliyorlar. Onlar bakıyorlar ki oradan da bazen bilgileri de olduğunu düşünüyorum ben. Akrabalar çok fazla. Şimdi şöyle düşünüyor olabilirler. Efendim kenarlar gitti. Çok az bir direniş kalmıştır. Bu da öğlene doğru biter ki onların öngörüleri de doğru çıktığını düşünüyorum. Yani ben şaşırdım ama siz evet. Şaşırmadınız. Çünkü siz bölge halkını çok iyi tanıyorsunuz. Ben de birkaç defa geldim. Evvel akşam geldim, dün geldim, bugün akşam da geldim. Neredeyse 3 günüm burada geçiyor şimdi. Gidiş gelişlerim oluyor. Bölge halkıyla konuştuğum zaman ben de onlardan nabzı ölçüyorum. Nasıl olacak diyorum. Başkanım diyorlar merak etme, iş bitiyor, tamamdır. Öyle ki sınıra gidiyorlar. Neredeyse bunlar müdahale edilmezse karşıya geçecekler. O kadar da heyecanlılar. Cesur, kendine özgüveni çok fazla olan bir topluluk. Bunu Ceylanpınar'da da gördüm. Efendim Ceylanpınar'da da o durum var. İnsanlar bombalar atılmasına rağmen normal hayatlarını sürdürüyorlar. İşte lokantasına gidiyor, yemeğini yiyor. Bir panik havası göremiyorsun. Belki başka bir ülkede olsa bu, insanlar panik yaşarlar, heyecan yaşarlar, ne oluyoruz derler. Ama rahat bir hayat görüyoruz. Şimdi sizler buradasınız, işte sınırın sıfır noktasındayız. Ama biraz öteye gittiğimiz zaman insanlarımızın burada normal hayatlarına devam ettiğini hep beraber müşahede ediyoruz, görüyoruz. Dün geldiğimiz zaman ki Süleyman Soylu Bakanımız da burayı ziyaret etti. Esnafı dolaştık. Esnafı beraber dolaştık. Esnafta bir sevinç, bir heyecan, tazahüratlar. Görseniz çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Böyle bir durum. Ama hani o motivasyon, o dinamizm, bu birlik, beraberlik. Ben diyor çocuğumu yolladım, eşimi yolladım ama burayı terk etmem diyor. Bura terk edilmez diyor. Yani o psikolojiyi de koruyorlar. Kesinlikle. Bizim halkımızın şöyle bir özelliği var. Hanım çocuğunu emniyete aldıysa bil ki canını vermeye hazırdır. Şimdi direkt gönüllü asker olarak. Gönüllü asker. Burada Allah muhafaza ki öyle bir şey beklemiyorduk. Ama şunu bıraksan karşıya geçecek insanlarımızın burada çoğunluk olduğunu bilirsiniz. Şimdi bir de can kayıpları var. Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanları cennet olsun. Sivil kayıplarımız var. Siz Muhammed Bebek'ten örnek verdiniz. Evet. Bildiğim kadarıyla Şanlıurfa'da 3 vefat var değil mi?
Şanlıurfa'da bizim ilk gün 3 biz 3 tane şehit cenazesi namazını kıldık. Sonra da şehitlerimiz oldu tabii burada. 3'ten fazla şehidimiz var. Evet, yani toplamda Ceylanpınar'da 2 şehit, toplamda 8 sivilin, 8 evet, şey. Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde. Muhammed Ömer'in biz Sayın Süleyman Soylu bakanımızla valiye döndüğümüz zaman ailesinin şeyde valilikte olduğunu gördük. Sayın valimiz onları oraya almıştı. Sonra bakanımız Cumhurbaşkanımızla görüşme yaptırarak başsağlığı bizzat Cumhurbaşkanımız onlara diledi. 8 veya 9 aylık bir çocuğun şehadetiydi. O anne babaya sorduk işte ne istiyorsunuz? İstediklerine bakarsan diyor ki dedeleri gelsin, işte anneannesi gelsin, dedesi buraya bir miktar gelsinler, bizimle dursunlar istiyorlar. Bakın, Talabiyattan. evet, talabiyatta olduğunu bilmiyorum ama Suriye. sınırın öteki tarafında. Şimdi düşünün, çocuğu ölmüş ve bana şunu versin, şunu alırım, şunu derim. Ne diyor? Dedesi gelsin diyor, bir görüşelim diyor. Aileler böyle, bizim aile bağımız böyle. Bakın bu insanlar uzun süre işte o anne kendi babasını, çocuğunun dedesi onun gelsin mezarına bir Fatiha okusun diyor. Başka bir şey istemiyor, maddi bir şey istemiyor. İşte bugün inşallah onlar ilahiye kendi hayatları boyunca bir buluşmaya, bir beraberliğe doğru gidiyor. Bu bizi de sevince boğuyor. Çünkü çevrendeki insanların mutsuzluğu ister istemez sana yansır. Efendim, mutlu insanlardan oluşan bir dünya insanı mutlu eder. Herkes mutsuz. Olamaz ki. İşte o insanların gözyaşlarında netice bir şey var. Çocuğu vefat etmiş ama şunu istiyor. Dedesi gelsin diyor. Bu arada aile Suriyeli. Suriye'de. Onun altını da bir çizelim. Çizelim, evet. Ve efendim biz sivillere karışmayız denilen bu örgüt gelişi güzel de değil. Doğrudan doğru sivillere hedef alan. Efendim bunda 9 aylık işte Ceylanpınar'a gittiğimizdeki çocuk da kız çocuğumuz 11 yaşında bir çocuktu. O 11 yaşındaki çocuk da hedef haline getirilmişti. Neden? Sen havan topunu attığın zaman doğrudan sivillere atıyorsun. Talabiyatta hastaneyi hedef alıyorsun. Hastanenin etrafında 30 tane ki bugün haber aldığımda çok yakınına düşmüş. Hastanenin camları kırılmış. Neden yapıyorsun bunu? Amacın ne? Efendim teröristim. Terör yapıyorum. Neden? Ama dünya kamuoyu da onların arkasında. Ben işte çoğunlukla konuşmamı dünya kamuoyunun duymasına yönelik yapıyorum. Neden? Evet, nihayet herkes insan. Ve bu insanlara Allah Bir dünyaya şey söyleyeceğim. gelirken vicdan vermiş. Dünya kamuoyu dedik. Son 3-4 dakikamız. Uluslararası basın size hiç mikrofon uzattı mı? Hayır. Şu süreçte. Hayır. Hiç mikrofon uzatmadı. Ama bu çok ilginç değil mi? Tabii. Sizin yönettiğiniz şehirde bütün dünyanın çıplak gözlerle izlediği bir operasyon var. Siz bu şehri avucunuzun içi gibi biliyorsunuz. Bu şehre geliyorlar, yığıma geldi dünya basını buraya ve bu şehrin belediye başkanıyla görüşmemeleri. Siz ne düşünüyorsunuz? Onlar duymak istediklerini benden alamayacaklarını biliyorlar. Onlar görmek istemediklerini benim göstereceğimi biliyorlar. Bu bakımdan da onlar farklı şeyler duymak istiyorlar. Ne Ve duymak istiyorlar? ne duymak Ya istedikleri... Şanlıurfa Belediye Başkanı onlara ne dese mutlu olurlar, memnun olurlar, hemen manşet yaparlar, yayınlarlar. Efendim herhalde şunu demek isterler. Bu bir yanlış operasyondu. Bunu yapılmaması Bu bir gerekirdi. savaş. Bu bir savaştı demek isterler. Hayır, bu bir operasyon, bu bir savaş değil. Ve buradaki insanlar mutsuz. Bu mutsuz insanlar kendi evlerine dönüyor sözünü duymak istemiyorlar. Evet, bu bir savaş değil, bu bir operasyon. Bu operasyonla kendi ülkemizdeki mülteci insanlar kendi yuvalarına kavuşacaklar. Şimdi size mikrofon uzatmadılar ama ben bugün Akçakalelilere sordum.
Onlar da uzatılan mikrofona konuşmuyorlar. Sebebini sordum ya, konuşun dünya sesinizi duysun. Yayınlamazlar ki diyor. Biz onların istedikleri cümleleri kurmayız. Evet, bana da onu ifade ettiler. Onların duymak istedikleri bizde yok. Bizim söylediklerimizi de çarpıtabilirler. Veyahut da bir cümlenin içerisinden bir miktarını alıp da çarpıtırlar. Bu yüzden de hiç konuşmaya gerek görmüyoruz. Zaten konuşsak da bir sonuç alamayacağımızı biliyoruz diyorlar. Gerçekten de bu. Konuşulduğu takdirde bir sonuç alabilecek bir netice çıkmadı ki bugüne kadar. Lafınızı toparlayarak bölmüş olayım. Son artık bir dakika, yaklaşık 40 dakikadır yayın yapıyoruz. Son cümlelerinizi alayım. Evet, son cümlemiz bu. Aslına bakarsan bu operasyon önemli bir miktardaki insanın mutluluğu için yapılan bir operasyon. İnsanlık için yapılan bir operasyon. Ailelerin kendi öz yuvalarına, çocuklarının kendi sokaklarına dönmesi için, komşuların komşuluklarını yaşaması için yapılan bir operasyondur. Ve hepimizin biraz önce ifade ettiğin gibi artık burada bir milli değer var ortada. Muhalefetin aynı sesi seslendirmesi, aynı yere bakması çok önemli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuk oldunuz. Hem bizi misafir ettiniz hem de bize misafir oldunuz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Akçakale'de Barış Pınarı operasyonun 5. gününün artık sonundayız. Yaptığımız özel yayını bugünlük buradan sonlandırıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'dü konuğumuz. Şanlıurfa'dan, Akçakale'den, sınırın sıfır noktasından iyi akşamlar.